harekatı bölgesinde olduğu gibi biz de TVNET ekibi olarak bugün Afrin'deydik. Hayat nasıl ilerliyor Afrin'de? Bunları kaydettik sizin için. Dönelim, Ersin Karatağ oradaydı. Bizim için bakalım neler derledi bugün. Evet, 18 Mart tarihiyle terörden, teröristlerden arındırılan Afrin kent merkezindeyiz. Kameraman arkadaşım Ahmet Bağış ile birlikte Afrin'deki son durumu ekranlara getirmeye çalışacağız. İfade ettiğimiz gibi 18 Mart itibariyle terör ve teröristler buradan kaçmıştı ve şu dakika itibariyle artık bölgedeki hayatı normale döndürmesi için çalışmalar sürüyor. Hemen Afrin'in merkezini size gösterelim ve ilerleyelim biraz, aslında Afrin'deki son durumu, son görüntüyü ekranlara taşıyalım. Bakın kameraman arkadaşım Ahmet Bağış'ın görüntüleriyle ekrana getiriyoruz. Şu an itibariyle Afrin kent merkezindeyiz ve hayatın artık yavaş yavaş normale dönmeye başladığını görebiliyoruz. Tabii bir yandan da ÖSO kuvvetlerinin de devriye attığını görüyoruz. Hemen bakın, ÖSO aracını gösterecek arkadaşım size. O araçlarla bölgede devriye atıyor ÖSO kuvvetleri. An itibariyle Mehmetçiğimizle beraber ÖSO kuvvetlerinin de bölgede olduğunu ve güvenliği sağladığını söyleyelim. Hemen aşağı doğru ilerleyelim. Aslında o bayrağın dikildiği bina, yani kaymakamlık binasına doğru kameraman arkadaşım Ahmet Bağış'la birlikte ilerleyelim. Bakın binaları görüyorsunuz. Aslında şunu söyleyebiliriz, şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki tahribat var. Tabii ki burada bir çatışma yaşandı. Zira terör ve teröristler buradan çekilmek istemiyorlardı. Zaman zaman burada çatışmalar da yaşanmıştı, ancak o büyük çatışmaların burada yaşanmadığını söyleyebiliriz ki baktığımız zaman da kent merkezinin oldukça düzgün bir şekilde kaldığını görebiliyoruz. Diğer savaşlara baktığımız zaman, diğer bölgelere baktığımız zaman şehirlerdeki tahribatı çok net bir şekilde görebiliyorduk ki biz her zaman yayınlarımızda şunu ifade ettik. Türk askeri Mehmetçik sivil hassasiyeti güderek operasyonu gerçekleştiriyor demiştik. İşte burada da aslında bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şu an tam şehrin merkezindeyiz ve binaların sapasağlam ayakta durduğunu görüyorsunuz. Binalarda herhangi bir yıkıntı olmadığını görüyorsunuz. Küçük çaplı hasarlar var, ancak onların da büyük bir çoğunluğunun yerleştirilen tuzaklardan kaynaklı, yani EYP'lerden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz ki Afrin'in birçok noktasında hala hazırda temizlenmemiş EYP'lerin olduğunu biliyoruz ki geçtiğimiz günlerde 3 askerimiz şehit olmuştu. O EYP'lerden bir tanesinin infilak etmesi sonucunda. Ve bakın şu anda şehirde artık yavaş yavaş o terörün izlerini silmeye çalışıyor kahraman Mehmetçiğimiz, kahraman askerimiz. Bakın hemen şehri gösterelim size. Daha genel bir resimden kameraman arkadaşım Ahmet Bağış şehri size göstersin. Biz şu anda tam şehrin meydanındayız ve hemen arkamızda mahalleleri görüyorsunuz. İşte o mahallelere baktığımız zaman aslında binaların sapasağlam ayakta durduğunu, binalarda hasar olmadığını görebiliyoruz ki bu da Mehmetçiğin bu operasyonunun tüm dünyaya bir ders niteliğinde olduğunun en güzel kanıtı aslında. Binalar ayakta, insanlar hayatta, sivillere hiçbir şekilde zarar verilmedi. Sivil hassasiyeti güderek bu operasyon gerçekleştirildi. Ve an itibariyle artık bundan sonra Afrin halkı o terörün izlerinden kurtulmaya çalışılacak. O terörün izleri silinecek Afrin'in içinden, merkezinden, sokaklarından, her yerden terör temizlenecek. Ve Afrinliler, Türk askerinin Mehmetçiğin söylediği gibi, Afrin'de artık sadece Afrinliler olacak, Afrinliler yaşayacak. Ve onların da hayatlarını daha güzel bir şekilde idame edebilmeleri için de an itibariyle bölgedeki mayınlar, EYP'ler temizleniyor. Ve terörün izleri teker teker Afrin'den siliniyor. Bakın binaları görüyorsunuz. İnsanları görüyorsunuz, insanların dışarıda olduğunu, rahatça gezebildiğini görüyorsunuz. Yani bu da aslında buradaki operasyonun gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Buraya yapılması gereken bir operasyonun ne kadar önemli olduğunu ve bu operasyon sonucunda bölge halkının nasıl bir rahat nefes aldığını çok net bir şekilde ekranlarınıza taşıyor kameraman arkadaşım. Hemen yan tarafımızdaki o kaymakamlık binasını görelim. İşte bakın bu nokta ilk gün aslında en önemli ve en sembol noktalardan bir tanesiydi. Türk bayrağının çekildiği noktaydı ve yine baktığımız zaman binanın tepesindeki Türk bayrağını buradan görebiliyoruz. Evet, bakın kameraman arkadaşım Ahmet Bağış şu an ekranlarınıza getiriyor. O binanın, yani karargah olarak kullanılan bu binada artık Türk bayrağı dalgalanıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağıyla birlikte hemen orada Türk bayrağımızı görebiliyoruz. Artık Türk askeri bölgede, artık ÖSO bölgede ve terörden tam anlamıyla temizlenmiş durumda. Afrin'de artık terörün izleri siliniyor. Terörün izleri silinmeye çalışılıyor. Hemen yine meydanın göbeğinde bir heykel vardı. Teröristleri simgeleyen bir heykel vardı. O heykel de yıkılmıştı. Onun kalıntılarının da kaldırıldığını görüyoruz. Ve bakın kameraman arkadaşım da şu anda size Afrin'deki o hayatı ekranlarınıza getiriyor. Tabii dediğimiz gibi
Çok sayıda patlayıcı yerleştirildi bu bölgeye. Çok sayıda mayın tuzaklandı. İşte bakın dükkanların içindeki o görüntüleri görüyorsunuz. İşte bunların birçoğu EYP'ler sonucunda oluşan o patlamalarla birlikte bu dükkanlarda kullanılamaz hale geldiler. Yani teröristler PKK, PYD, YPG ismine her ne dersek diyelim. İşte onlar burada sivil halkı aslında hedef almışlardı. Sivil halkın yaşantılarına kastetmişlerdi. Burada biz vatandaşlarla zaman zaman konuşuyoruz. Onların da söylediği tek bir şey var. Türk askeri geldi, bizi bunlardan kurtardı. Bunlar bizim evimizi aldılar, yerimizi aldılar, çocuklarımızı aldılar. Bizim ciğerimizi söktüler, bizim içimizi ağlattılar. Ancak ne mutlu ki Türkiye geldi, Türk askeri geldi ve artık biz daha rahat bir nefes alıyoruz ifadelerini kullanıyorlar. İşte bakın artık burada çalışan, burada yaşayan insanlar, burada çalışan esnaflar da artık yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başladılar. Dükkanlarını açıyorlar. Normale dönüyor demiştik hayat. İşte bu da aslında onun en güzel kanıtlarından bir tanesi. Kameraman arkadaşı Mehmet Bağış'ın görüntüleriyle Afrin kent merkezindeki o yaşamı ekranlarınıza getiriyoruz. İşte bakın hemen buradaydı o heykel. Teröristleri simgeleyen heykel tam bu şehrin göbeğindeki meydandaydı. O heykelin de yıkıldığını ve onun kalıntılarının da buradan kaldırıldığını, götürüldüğünü görüyoruz. Kameraman arkadaşım Ahmet Baş ekranlarınıza taşıyor. Tabii bugün burada bir diğer önemli gelişme de Kızılay'ın burada olacağını söyleyelim. Kızılay aslında devamlı bölgede AFAD'la birlikte hem yemek dağıtımı yapılıyor hem ihtiyaçlar karşılanıyor. Yani bir yandan terörden temizlendi artık, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Teröristler Afrin'den çıkartıldı. Afrin'de terörist kalmadı. Şu anda bir yandan terörün izleri siliniyor. Bir diğer yandan da hayat normal şekline dönüştürülüyor. Bakın hemen size kamera arkadaşımıza rica edeceğim. Boş mermi kovanlarını göstermesini istiyorum. İşte bakın bunlar teröristlerin kullandığı kovanları görüyorsunuz. Bunlar Mehmetçiğimize sıkılan kovanlardı belki de. Buradaki sivil halka sıkılan, ateş edilen mermilerin kovanlarıydı. Bunlar da temizleniyor. Artık sokaklar temizlenecek, hayat temizlenecek ve Afrin normal hayatına, normal yaşantısına dönmüş olacak. Biz de şu an itibariyle Afrin'in merkezindeki o görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Kameraman arkadaşı Mehmet Bağış'ın o görüntülerini ekranlarınıza yansıtıyoruz. An itibariyle şehrin genel görüntüsünü size gösteriyor. Şehirdeki o yaşamın seyrinin artık normale döndüğünü ekranlarınıza taşıyor kameraman arkadaşı Mehmet Bağış. 18 Mart itibariyle teröristler buradan kaçmışlardı. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Buradan kaçmışlardı, terk etmişlerdi. Tabii Türk askerinin buraya gelmesiyle birlikte onlar da korkuyla buradan kaçmak zorunda kaldılar. Afrin temizlendi. Birkaç küçük nokta vardı. Onların da artık temizlendiğini biliyoruz. Yani Afrin kent merkezi tam anlamıyla terörden, teröristlerden temizlendirildi, arındırıldı ve bugünlerde de kent merkezinde yerleştirilmiş olan o EYP'ler, o patlayıcılar, o mayınlar temizleniyor ve Afrin'de hayat normale dönmeye devam ediyor. Evet, Afrin'de hayat normale dönmeye devam ediyor. Bu görüntülerde de gördük, insanlar sokaklarda hayatın olağan akışı içerisinde hareket etmeye çalışıyorlar. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Afrin'de hayatın normale dönmeye başladığını artık aktardı. Samsun'da 6. olağan İl Kongresi'nde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugün itibariyle artık harekatın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 3733 olduğunu açıkladı. Ve bir başka konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde. Bir üniversitede, İstanbul'da bir üniversitede Afrin şehitlerimizi anma töreni vardı. Orada lokum dağıttıklarını söyledi öğrencilerin ve o öğrencilere saldıranların olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onlara da tepkisi çok sertti. Oralara sömürmeye veya zulmetmeye değil,